Gündem dışı üçüncü söz, Samsun'un sorunları hakkında söz isteyen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'a ait. Buyurun Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Samsun ilimizin sorunlarına yönelik gündem dışı söz almış bulunuyorum. Mütakip defalar meclis açıldığından beri Samsun'un genel sorunlarını bu kürsüden gündeme getirmeye çalıştık ama maalesef istediğimiz mesafeleri kat edemedik. Dolayısıyla tarihe not düşmek adına bu son dönem inşallah bundan sonraki iktidarımız döneminde bunlara çözüm buluruz ümidiyle. İnşallah bir sonuç bulur alırız diyorum. Samsun Anadolu'nun Karadeniz'e açılan en önemli kapılarından birisidir. Çoğu ilimizin sahip olmadığı şekilde kara, deniz ve demiryolu ulaşımına sahiptir. Samsun doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra nüfus, tarım, sanayi, ticaret potansiyeli bakımından da Karadeniz bölgesinin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Ama buna rağmen maalesef sosyal ekonomik gelişmişlik sırasında 31. sırada, nüfusta 16. sırada, kişi başına gayri safi yurt içi hasılada 48. sırada yer almaktadır. Halbuki bugün Samsun'da neler yapılamaz dersek inanın bunları saymak daha kolay. Başta bütün tabii Samsun'un bu sıralamada yerinin yükselmesi için en başta havaalanı, Samsun Çarşamba Havalimanı. Meclis açıldığından beri her seferinde söylüyoruz. Buranın muhakkak yenilenmesi lazım. Zaman zaman görüşmeler de yaptık ama bu konuyla ilgili bir mesafe kat edemedik. Düşünün, sadece başkente haftada iki sefer var. Onların saatleri de hiçbir şeye uymuyor. Ne iş adamlarımızın ne de Samsun'da hemşerilerimizin Ankara'ya ulaşımı mümkün görünmüyor. Sadece dış hatlarda belli lokasyonlar var. 7-8 lokasyona uçulabiliyor. Halbuki bugün Samsun'dan gerek Orta Asya'ya, gerek Orta Doğu'ya, gerekse Avrupa'ya muhakkak bu uçuşların yapılması lazım. Bunu müteakip defalar milletvekili arkadaşlarımızla beraber gündeme getirmiş olmamıza rağmen ne modernizasyonu ne de uluslararası ne de iç hatlarla ilgili istediğimiz sonuçları maalesef alamadık. Yine Samsun'un önemli sorunlarından biri trafik problemi. Özellikle doğu batı aksında ve çevre yolları yapılmadığı için, planlanmadığı için daha çok akıllı kavşak sistemiyle trafik bir nebze rahatlatılmaya çalışıyor. Bu olabilir ama problemi bir önceki kavşaktan bir sonraki kavşağa aktarmaktan başka bir işe yaramaz. Eğer problemin tamamını çözmediğiniz takdirde sadece düğümlerin yerini değiştirmiş olursunuz. Ümit ediyorum bu hükümetten herhangi bir beklentimiz kalmadı ama önümüzdeki dönemde muhakkak trafiğin çözümüne yönelik ciddi adımlar atılacağını buradan söyleyebilirim. Yine önemli problemlerinden biri Kurupelit Yat Limanı. Maalesef yat planı olarak tasarlanmış ama şu an yatların Kurupelit'e girme şansları sıfır. Sadece balıkçı tekneleri o da iteklemeyle buraya girebilmektedir. Ya buranın bir an önce temizlenmesi, hizmete açılması ya da bu tür yatırımlar yapılırken bilime, teknolojiye dayalı yatırımların yapılması lazım ki bu sorunlar yaşanmasın. Buna benzer diğer bir problemimiz Etnografya Müzesi yılan hikayesine döndü. Ben milletvekili seçilmeden önce başlamıştı. İşte özellikle bu müzede sergilenecek eserlerin çoğu başka depolarda muhafaza ediliyor. Bunların şu anki sağlıklı ortamda muhafaza edildiğine bile maalesef şüphelerimiz var. Yılan hikayesine döndü. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında Samsun gibi bir şehrimiz artık Etnografya Müzesi'ne kavuşur diye ümit ediyoruz. Buna benzer bir diğer problem Samsun-Ankara hızlı tren projesi. Ne zaman sorsak proje aşamasında düşünüyoruz. Şuradayız, buradayız. Maalesef ve maalesef hala projelendirilmesi bile gerçekleştirilemedi. Samsun bugün Orta Karadeniz'in en büyük vilayeti, en büyük nüfus yoğunluğuna sahip bir il olmasına rağmen hızlı tren konusunda projesinin bile yapılamayışını biz üzüntü ve esefle karşılıyoruz. Kaldı ki sadece Samsun'a kadar olan yetmez. Samsun, Hopa arası demir yolunun da muhakkak yapılması lazım ki Anadolu'nun Asya'ya açılan kapılarında hep beraber aşmış olalım. Bu konuda çok da fazla bir beklentimiz yok. Çünkü biz biliyoruz ki siz
Sivas Kalın Samsun arasında Cumhuriyet döneminde 7 yılda yapılan bir demir yolunu 7 senede açamadınız. Dolayısıyla sizden hiçbir beklentimiz yok. Bizim aldığımız duyumlara göre o da 2053 yılında buyurunuz efendim. Bu hedefe ulaşacağını söylüyorsunuz. Bu da çok fazla mümkün görünmüyor. Yine yılan hikayesine dönen problemlerden bir tanesi de Çarşamba Şeker Fabrikası. İnanın dilimizde tüy bitti. Gerek iktidar milletvekilleri, gerek muhalefet milletvekilleri, KİT komisyonda bunu müteakip defalar gündeme getirdik. Bu Türkiye'nin en genç şeker fabrikalarından biri dedik. Şeker kamışında da Türkiye'de üretim yapan ender fabrikalarından biri dedik. Biz dedik, biz dinledik. 2021'de açacağız dediniz, yok. 22'de atacağız dediniz. Onda da bir gelişme yok. Şu an ne yapacağınız konusunda bile maalesef bir fikriniz yok. Biz buradan size söz veriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren, ilk 100 günde Allah'ın izniyle biz Samsun Şeker Fabrikası'nı devreye almak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğimizi burada huzurlarınızda söz veriyoruz. Az kaldı.